Afrika, işte Balkan masası vesaire gibi. Bu masalarda bu uzmanlar çalışsınlar, projeler üretilsin. Bunları sadece Tarih Kurumu bünyesinde değil, yabancı enstitülerle, Türkiye'deki bir takım kurumlarla, üniversitelerle bu projeleri sürdürelim dedik. Bakın bütün bunları yaptığınızda harcadığınız para toplam 600 bin lira falan yapıyor ayda. Ayda. Halbuki Tarih Kurumu bu sırada her ay geliri 2 milyon. Evet. Dolayısıyla çok iş yapabilecekti. Bitiremezdiniz çalışmakla. Ama maalesef yani arkeolojik kazılara harcayabilirdiniz. Yani evet. Türk tarihi ile ilgili çeşitli alanlarda biliyorsunuz çok geniş bir coğrafyada Türk tarihi var. Ama bunları yapma imkanı bulamadık maalesef. İnşallah bu duyarlar da yaparlar belki bu program. İnşallah yani bunu Türkiye'nin ufkuna açacak bir mesele. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Sizin ayrılmanızla ilgili komplo teorileri de üretildi bir sürü. Özellikle sizin bu Ermeni karşıtı açıklamalarınızın sizin görevden alınmanızı ama görev sürenizin tekrar uzatılmamasında etkili olduğu, özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni bir Ermeni açılımı yapmak istediği ve bu açılımın önünde sizin de bir parça engel olarak görüldüğünüz, bu yüzden de yerinize polis kökenli Ali Birinci'nin getirildiği söyleniyor. Katılır mısınız? Yo, ben şimdi şöyle düşünüyorum ya. Aslında tabii orada yakışık almayan sadece bir konu vardı bana göre. O da bana hiç haber vermeden yapmalarıydı bunu. Yani tatildeydiniz o sırada. Ben tatildeydim. Yani diyelim ki haber verselerdi ne olacaktı ki? Ben oraya aşık değildim. Yani masa aşık insan değildim. Yani şöyle düşünün, bana tebligatta bulunmadılar, tebellü etmedim. Yani mahkemeye başvursam bir takım şeyler yapılabilirdi ama ben öyle bir pozisyona da girmek istemiyorum. Çünkü bir bilim adamı olarak devlette göreve başlarsınız, devlette görev sona erer. Yani bu olabilecek şeylerdir her zaman için. Yani hiç kimse bir yere kazık çakmaz yani sonuç olarak. Öyle bir derdim olmadı. Ama Sayın Gül'ün böyle bir düşünce içerisinde hareketini düşünmüyorum. Yani zaten yaptığımız bütün çalışmalardan aşağı yukarı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak haberi vardı zaten. Bir engel teşkil edecek nitelikte de bir düşüncem yoktu. Yani Ermenilerle diyalog kurulmaması gibi bir taraftar öyle bir şey değildim. Tam tersine biliyorsunuz en çok çağrıyı yapan Ermenilerle hatta Türkiye'deki o türden düşünen insanlarla da tartışmalar yapmak, ortak bir takım şeyler en azından sempozyumlara katılmak gibi bir çağrım vardı. İşte en son David Kant'tan tutun da Ara Sarafyan'a kadar buyurun birlikte çalışalım dediklerimiz çok şeyler oldu. Hatta 2005 yılında Viyana'da Ermenilerle bir araya da geldik. Yüzer belge değişimi yaptık, onlar vazgeçtiler. Niye vazgeçtiler? Dediler ki verdiğimiz 100 belgeyi önce şöyle bir şey söylediler. Bunun 55 adedi, 100 belgenin 55 adedi Osmanlıcaydı. Geriye kalan 45'i de Alman, İngiliz, Fransız belgeleriydi. Şimdi bu belgeleri okuyamıyoruz Osmanlıcaları dediler. Biz de onu transkrip edilmiş metinlerini verelim dedik ama saçmaydı. Çünkü Osmanlıca bilen pek çok Ermeni var biliyorsunuz. Ondan sonra aradan bir ay geçti. Bu defa işte Yusuf Alaçoğlu'nun katıldığı bir şeyde biz bulunmak istemiyoruz. Soykırımı kabul etmezseniz masaya oturmayız gibi bir takım şeyler. Zannediyorum diasporanın baskısına maruz kaldılar. Ondan dolayı vazgeçtiler. Halbuki yani bence çok iyi bir başlangıçtı ve medyaya açık olmadan bir tartışma yapacak. Yani orada milyon dolarlar dönüyor dünya çapında. Ya tabii ki onlardan dolayı yaptılar. Samimi olarak her iki tarafta biz görüşmek çok istiyorduk çünkü. Zor çözülecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Orada Ohancanyan adlı bir Ermeni ama Avusturya vatandaşıydı ve Ermeni vatandaşı aynı zamanda. Çok soğuk davranmıştı ilk karşılaştığımda. Daha sonra da öpüşerek ayrıldık yani. Peki Murat, Ali Birinci dedik şimdi. Ali Birinci'yi nasıl buluyorsun? Beğenir misin Ali Birinci'yi? Polis kökenlidir gerçi ama. Ama tarihçidir. Tarihçidir. Yani. Tarihçidir şeyde. Yok, Ali arkadaşımızdır. Ben mesela Ali Bey'i ben de severim. Şey değil. Çok iyi kitap bilir. Söyleyeyim. Ama ben bir şey duydum. Ona üzüldüm. Mesela şu anda Sicili Osmani İzdeğili'nin tahsihlerini bizzat yapıyormuş. Eğer bizi seyrediyorsa Ali Beyciğim mahiyetinde bir sürü adam var onlara yaptı. Sen daha önemli işler yapmak zorundasın Tarih Kurumu Başkanı olarak. Peki şimdi hadi bu konuyu kapatalım ve daha eğlenceli ama biyografiler konusunda Ali Beyciğim çok iyidir. İyidir, evet. Daha eğlenceli koyacağım. Hülya Avşar. Şimdi ben o zaman çok şaşırdım. Damdan düşer gibi durduk yerde birdenbire. Şimdi TVSF uğraşıyor Hülya Avşar. O zaman siz uğraştınız. Hiç üstünüze vazife değilken nereden çıktıysa birdenbire şey çıktı. Hülya Avşar Türk değildir. Türk. O ben demedim ya onu Fatih Kim dedi peki? Her yerde siz hayır, bana hayır işte bakın medyanın da
doğru bilgilendirme yapmadığının bir delilidir bu. Ben şimdi basın toplantısı yaptığımda Hülya Avşar, efendim işte Avşarlar Kürttür diyordunuz, ne diyorsunuz dediler bana. Bana ne dedim, Hülya Avşar'ın ne olduğu dedim. Ben aynen bunu söyledim. Yani gerçekten beni ilgilendirmez. Ben kişiler falan demedim mi? Efendim? Türk ben sadece şunu mi söyledim. Hayır. Hülya Avşar'la hiç ilgisi yok. Avşarlar dedim, Türk boyudur dedim. 24 boydan bir tanesidir. Hepimizin bildiği. Ben sadece bunu söyledim. Ama Hülya Avşar için hiç aklımda ve onunla ilgili hiçbir şey söylemedim. Bana ne dedim yani, ne olursa ne istediyorsun. Piramitleriyle meşru diye Mısır başkenti der gibi. Yani Avşar'ı demedim. Kahire demedim. Ama Avşarlar biliyorsunuz, ama Yazıcıoğlu'nda da, Reşidettin'de de, Kaşgarlı'da da, hepsinde ya, Avşarlar yani, Avşar, yapacak koydu. Bir tanesi de Avşar illere de. Yani bana ne yani Hülya Avşar'ın ne hissettiği beni. İlgilendirme. Dolayısıyla ben onunla ilgili bir şey söylemedim. Peki hocam. Ben aynen böyle söyledim. Benim ilgilendirmez. Avşar'ın ne olduğu dedim. O kendisi ne söylüyorsa öyledir dedim. Ben bunu söyledim. Tasbati, hocanın yıllardır çalıştığı bir proje vardı. Bu şeyler. Aşiretler. Bu Türkiye'de birçok şeyi soy kütüğü kaynaklarını ortaya çıkaracak bir şeydi. Bu ne oldu? Bu şu an indeksini yapıyorum. Bitti. Geniş bir projeydi. Bitti. Evet. 5 cilt. Bir kaç ciltte, aşiret? Bir ciltte şey olacak. İndeks olacak. Şu bize gösterdiğiniz belgeden bir şey olacak mı orada? O mu? Onunla alakası yok. O. Bu başka bir şey. Tabii. Bu şimdi şey, Murat iyi bilir onu. Osmanlı tahrir kayıtları ve maliye defterlerine dayalı 245 defter incelenmek suretiyle çıkarılmış 41.296 cemaat adı var. Bunların yani hangi gruplara mensup oldukları, boyları tespit edilebiliyorsa Kürt, Türk, o Arap, Moğol. Hepsi tarandı mı tahrir defterlerinin? Hepsi tarandı mı? 245 defter. O beyazdan itibaren. Evet, hepsi tek tek fişlendi, bilgisayara girdi. Ben onu şimdi FileMaker programı kendim yaptım. Onun üzerinden şimdi Word'e aktardım. Word'den indeksini yapıyorum. Tamam, sıralandı, alfabetik sıraya girdi. Alfabetik sıraya girdiği için cemaat adlarından adlar indekse girmiyor. Ama onların bağlı bulundukları gruplar, taifeler, boy, ondan sonra onların yine bulundukları yaylak, kışlak, mezra, köy gibi yerler, bunların hangi sancak veya kaza nahiye dahilinde bulundukları indekse giriyor, açıklamalı olarak giriyor. Ve tabii çok geniş bir indeks çıkıyor. Çok müthiş bir materyal. Hangi coğrafyayı kapsıyor? Bütün Anadolu'yu. Bütün Anadolu. Anadolu içerisinde. Suriye tabii, Halep Türkmenleri olduğu için Suriye bölgesini de alıyor. Çünkü Anadolu'dan göç edip kışın Halep bölgesine gidiyorlar. Yazın tekrar Yeni ile Sivas bölgesine çıkıyorlar. Onun için Anadolu var. Suriye ile birlikte. Herkes kendi soruyor. Mesela Kürt'üm diyen Türk bulabilir kendisini. Hatta Türk'ünden tuttum. Ben işte söylediğim şey buydu. Yani bu kaynaklara dayanarak, ki 1453'ten başlayan tahrir defterleri, bunlara dayanarak 1650'lere kadar, ki ondan sonra zaten tahrir yok biliyorsunuz. Mali defterlerinde mamafi tahrir şeyler var ya, ama kayıtları. Yunan Dışişleri Bakanı vardı. Neydi? Çatlak bir herif. Pangalos. Pangalos. Ben onun ailesini bulmuşum o deftere. Hepsi vardır. Şimdi bu müthiş bir şeydir Fatih Bey. Şimdi şöyle düşünün. Her bir köy, her bir mahalle, şehirdeki mahalleler, burada mahallede oturanlar baba adlarıyla kayıtlı. Evli olup olmadıkları, mücerret, pir-i fani adı altında çok yaşlar, ama gözleri görmeyenler, bivi adı altında dullar, ondan sonra muhassıl, malül, hepsinin kaydı var. Hangi yıldan hangi yıla kadar? İşte söylediğim gibi 1453'ten başlıyor bu tahrir defterleri, ki 5 senede bir genelde, daha 15 senede olabilir, 10 senede olabilir. Değişik yerler sürekli tutuluyor. Ne kadar vergi verdikleri, ne kadar arazileri var, kaç tavukları var, kaç kovan, kaç koyun, hepsi kayıtlı. Tabii peki mesela vergiden kayıtlı, muaf olanlar var. Onlar, hepsi kayıtlı. Onlar kayıtlı mı? Hepsi kayıtlı. Yani müthiş bir istatistiki bilgi bunlar. Şey peki Balkanlar? Balkanlar da vardı. Ben orayı almadım. O ikinci bir bölüm olarak alınabilir. Ama Anadolu ile zaten bağlantılı. Şimdi orada yörük defterler var. İşte Ofçabolu yörükleri, Naldöken yörükleri, Selanik yörükleri, Vize yörükleri, Tanrıdağ yörükleri gibi yörük defterler var Rumeli ile ilgili. Onlarda da aynı sistem var. Yani ikinci safhada onun yapılabilir. Yerleşik unsur yapılabilir. Tabii ki bu göçebe unsuru daha çok ihtiva ediyor. Hocam, burada bir şeyi söylemek lazım. Tabii mükerrerler de oluyor. Onu da söyleyeyim. Mükerrerler de var bu 41 bin içerisinde, ama ben bunları tek tek ayırt edemeyeceğim için, tabii, etmeye kalkıştığımda da yanlışlıklar yapabileceğim için yapmadım. Hepsini olduğu gibi altına koydum. Kuruma vereceğim, evet, oradan çıkaracağım. Ya hocam, bir şeyi izah etmek lazım, çünkü yarından itibaren bana...